Bir tepkimenin hızını etkileyebilecek pek çok faktör bulunur. Bu faktörlerden biri tepken derişimi ya da konsantrasyondur. Kimyasal tepkimelerin çoğu tepkimeye giren tepken maddelerden birinin derişimi arttığında daha hızlı gerçekleşir. Örnek olarak buradaki tepkimeye bakalım. Bu tepkime de katı haldeki çinkonun tuz ruhu olarak da bilinen hidroklorik asitle tepkimeye girdiğini ve tepkime sonucunda sıvı halde çinko klorür ve hidrojen gazı elde edildiğini görüyoruz. Buraya bir çinko metali ekleyelim. Bunun için içerisinde 3 molar hidroklorik asit bulunan deney tüpüne bir parça çinko metali ekleyebiliriz. Yani bu deney tüpünün içerisinde 3 molarlık bir hidroklorik asit çözeltisi var. Burada gördüğünüz gibi tepkime ilerledikçe hidrojen gazı oluşur. Dolayısıyla deney tüpünden çıkan hidrojen baloncuklarına bakarak tepkimenin hızının ne kadar olduğunu anlayabiliriz. Şimdi de deneyi tekrarlayalım. Bu sefer 3 molarlık hidroklorik asit yerine 6 molarlık hidroklorik asit kullanacağız. Böylece elimizde hidroklorik asit çözeltisinin derişimini arttırmış olduk. Bu durumda 6 molarlık hidroklorik asit çözeltisine katı halde bulunan çinkoyu eklediğimizde deney tüpünden çıkan hidrojen baloncuğu miktarının daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada tepkem maddelerden biri olan hidroklorik asidin derişimini arttırdık. Bu sayede tepkime hızında bir artış olduğunu gözlemleyebildik. Hidroklorik asidin derişimi arttıkça tepkimede yer alan çinkoyla çarpışacak daha fazla asit taneciği ortaya çıkar. Bu nedenle hidroklorik asit derişimi arttıkça çarpışmaların sayısı ve buna bağlı olarak da tepkimenin hızı artar. Şimdi de tepkime hızını etkileyen başka bir faktöre bakalım. Bunun için de aynı tepkimeden yararlanabiliriz. Burada yüzey alanını inceleyeceğiz. Öncesinde katı halde bulunan çinkoyla hidroklorik asidi tepkimeye sokmuştuk. Burada da 3 molar hidroklorik asit kullanabiliriz. Bu tepkime de çinko metalinden baloncukların çıktığını görmüştük. Bu da aslında tepkime sonucunda hidrojen gazı elde edildiğini gösteriyordu. Bu sefer çinko parçasını da daha küçük parçalara ayıralım. Yani büyük bir çinko parçasını tepkimeye sokmak yerine çinkoyu küçük parçalara ayıracağız. 3 molarlık hidroklorik asitle tepkimeyi yeniden gerçekleştirdiğimizde bu küçük çinko parçalarından çıkan hidrojen baloncuğu sayısının daha fazla olacağını söyleyebiliriz. Bu örnekte tepkimeye giren katı maddenin yüzey alanını artırdık ve bu sayede tepkime hızında bir artış gözlemledik. Elimize sadece bir parça çinko olduğu durumda tepkime hızı bu parçanın yüzey alanıyla kısıtlıydı. Ancak katı halde bulunan bu maddeyi küçük parçalara ayırarak tepkimenin hızını arttırmayı başardık. Bir tepkimenin hızını etkileyen diğer bir faktör de sıcaklıktır. Sol tarafta içerisinde bir miktar soğuk su bulunan bir deney tüpü var. Bu tüpün içerisine de fosforlu bir çubuk yerleştirelim. Bu fosforlu çubuğun da çevreye ışık saçtığını varsayalım. Fosforlu çubuğumuzu bu renkte gösterebiliriz. Bu çubuktan yayılan ışık aslında kimyasal bir tepkimenin sonucudur. Soldaki deney tüpünü ısıttığımızı varsayalım, yani sıcaklığı artırıyoruz. Bu durumda çubuktan yaydan ışığın daha güçlü olacağını söyleyebiliriz. Buradaki deney tüpüne daha güçlü ışık saçan bir fosforlu çubuk çizelim. Buradan yola çıkarak sıcaklık artışının tepkime hızında artışa neden olacağını söyleyebiliriz. Sıcaklık arttığında tepkime hızının da artmasının nedeni ise sıcaklık arttığı durumda moleküllerin daha hızlı hareket etmesidir. Bu durumda moleküller daha güçlü ve daha sık bir şekilde birbiriyle çarpışır, buna bağlı olarak da tepkime hızı artar. Katalizör de tepkime hızını etkileyen bir faktördür. Bunun için hidrojen peroksitin dengede bulunan parçalanma tepkimesine bakabiliriz. Bu tepkime sonucunda hidrojen peroksit su ve oksijen şeklinde parçalarına ayrılır. Bu örnekte soldaki deney tüpünde bir hidrojen peroksit çözeltisi olduğunu görüyoruz. Hidrojen peroksit oda sıcaklığında parçalarına ayrılır. Ancak tepkime o kadar yavaş gerçekleşir ki bunu insan gözüyle algılamamız mümkün değildir. Bu durumda tepkimeye bir katalizör ekleyerek tepkime hızını arttırabiliriz. Buradaki beherin içerisinde sıvı halde bulunan bir potasyum iyodür çözeltisi olduğunu varsayalım. Bu potasyum iyodür çözeltisini de içerisinde hidrojen peroksit bulunan deney tüpünün içerisine dökelim. Bu durumda iyodür iyonu tepkimede katalizör görevi görür. Ve hidrojen peroksitin çok daha hızlı bir şekilde parçalanmasını sağlar. Bu da tepkimenin gerçekleştiği deney tüpünden büyük bir gaz bulutunun çıkmasına neden olur. İyodür iyonu eklediğimiz bu örnekten yola çıkarak tepkimeye bunun gibi bir katalizörün eklenmesinin tepkimenin hızını arttıracağını söyleyebiliriz. Daha öncesinde incelediğimiz örneklerde olduğu gibi tepkimeye eklenen bir katalizör tanecikler arasında gerçekleşen çarpışma sıklığını arttırarak tepkime hızının artmasına neden olur. Aynı zamanda tepkimeye eklenen katalizör tam anlamıyla tükenmeden tepkimenin hızını arttırmayı başarır.